Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Güneşli, güzel günlerden. Dün geldik biz. Taksitlere laf aşağı. Aynen, hava bugün soğuyacak dediler Antalya'da. Biz dün gelmiştik eşimle. Bugün de Meral ablalarla beraber denize geldik. Böyle kışa girmeden güzel havaları değerlendirelim dedik. Tekrar bakalım denize girebilecek miyiz? Yani hazırlıklı geldik bu arada denize girmek için. Bayağı da kalabalık. Bence girilir, rüzgar da yok buradan. Evet, rüzgar yok. Herkes denize. Denize dün de öyleydi. O kadar kalabalıktı ki. Dün bakar mısın şuraya? Genelde yabancı vardı dün biz geldiğimizde. Biz az daha böyle varyantın alt kısmına doğru gelmiştik. Ama burada da hemen hemen sanki böyle turistler var gibi. Yerli halk birazcık daha az. Yüksel, dünden daha fazla var bugün. Bugün daha kalabalık. Dün bu kadar değildi. Şapka da güzel oldu Meral abla. Sıcakmış ya. Sıcak. Şemsiye de aldım. Burada dolu. Dolu valla. Kasım ayında. Kasım ayında. Şurada bir boş alan var. Şuraya oturalım. O arada da var. O arada da var. Nasıl yapalım? Göğne'ye doğru gitmek istedik ama trafik vardı biraz. Bir de güneşi de değerlendirmek istedik. Yolda vakit geçsin istemedik. Bence o tarafa gidelim, bak orası boş. Güzel. Tam kenarda. Söyle Hikram Bey. Ağzını gidiyor mu? Olmadı, kahvemizi orada içelim. Ha, çayımızı kahvemizi aldık. Neyse bir inelim bakalım. Evet. Aklına düşmedi. Gözümde bir uğu böceği benimle beraber güneşleniyor. Saçına gelmişti. Saçıma gelmişti şu anda. Yürü dışı çıkıyor tekrar. Evet, bak bak. Aa, gitti. Yazın yapamadığını kışın yaptım beni. Soğuk ama. Bir dal bakalım. Saat Temmuz, Ağustos ayında sıcak, soğuk gelirdi. Geleceğiz. Dolu valla. Afiyet olsun. Ecin, biz denizdeyken Ecin de kendine makarna yapmış. Bakar mısınız? Türk kahvesi de içeceğiz biz şimdi. Ama tabii ki etraf darma duman. Yani, hani bize yapmadın mı makarna? Bir tabaklık yaptım. Ana, bir tabaklık mı olur? Yapayım mı? Yok, hayır, yapma. Senin kursun var bugün. Gitmeyeceğim ya. Niye, ayağın mı ağrıyor? Ayağımın üstünde o kadar koşacak bir şey değilim. Biz sen kursa gideceksin diye erken geldik. Erken geldik biz de. Tabii. Bu geçenlerde kurstayken yok ya, bileğini burktu da. Çok kötüydü ya. Kötüydü. Mas, ne yapıyorsun? Böcek görmüştür. Aa. Ha, sinek makarna mi gördün? Makarna, bence makarna var. Ecrin. Türk kahvesini yapayım ben hemen. Evet, hadi içelim. İçelim. Acelemiz yok. Resaptık. Türk kahvesi yapacağız. Sonra içelim kahveyi. Yüksel, sabah şu portakallardan sıktım, mandalinalardan. Meral abla. Tadı çok güzelmiş. Tadı güzel. Ama portakalın tadı çok güzel. Evet, tadı çok güzelmiş. Hani ben marhoştur falan, ekşidir diye. Hayır, şey yiyesim gelmediydi. Gönlümü limon suyu gibi sapsarı. Aynen, yani sapsarıydı böyle. Güzel, biz onu dilimleyip yiyoruz direkt. Ben severim öyle portakalın kendini. Mars, ne yapıyorsun? Mars, ne yapsın Mars? Kendi kendine. Burada yatıyor, ben dış kapıyı açtığım zaman hafifçe kalkıyor kafasını aldık. Kim geldi diye bakıyor, ben başa şaşırdım. Kızlar olmadı. Minince giydim. Kızlar ayrı bir sevgisi var.
Ecevi nasıl da gidiyor parke? Güzel, eğlenceli miydi? Evet. Bir ara dışarıya doğru gidiyordunuz ama. Kış. Bir ara çaktırmadan böyle kapıya doğru gidiyorlardı sanki. Markete gittik ya. Markete mi gidiyordunuz siz o zaman? Ha? Ben senin yanına geldim ya buraya, sen evet. Marketten arıyordum. Biz de işte halanla oturup çay kahve içiyorduk ya. Gördük. Dedik bunlar dışarıya mı gidiyor? Ne yapıyor? Marketten arıyordum. İyi. Böyle terlemi çıkarttın. Sanırım boyun. Ha, Ejin. Kendim, sen bugünlerde biraz daha uzadın herhalde. Ejin ayağı da sakat görümcemler gidiyorlar. Yağı aldı. Yağımızı götürüyor. Alınca kendi yağını size vereyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Görüşürüz. Güzel bir günde. Hadi görüşürüz. Evet. Bye bye. Ben de bilmem. Ben o canını sıkma. Yandı güneş de bugün. Bu kadar beklemiyordum. Bize güneşlenmez. Hadi görüşürüz. Haftaya da yine güneş olsa gidelim haftasına. Gidelim. Aslında bugün tam piknik havaymış. Çocukları da götürelim. Aynen bugün evet. Tam piknik gitmiş valla. Güzel bir gün oldu. Güzel. Gelmek istemiyorlar ki baksana. Ne sen de ne ben de. Yardımın yazılısı var diye ben çalışacağım dedi ondan bıraktım. Haftaya ara tatile girmiş oluyoruz bakalım. Evet. Gideceğiz. Bakalım. Tamam görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi haberleşiriz. Üstümüzü bile değişmedik daha. Görüşürüz. Etrafı toparlayalım. Ne anneciğim? Aynanın önüne mi gelin? Ecim burada biraz önce birazcık topladı. Bizde. Dedim ki sonra bırak kızım ben hallederim dedim. Şunları makineye yerleştireyim. Çamaşırlar var. Yorgan demişim. Ablanın battaniyesini attıydım. Ha gördüm. Makineye. Onu çıkartayım. Tekrardan havlular falan ya, var üstümde. Şey yan taraftaki komşu. Ya bir gidemez. Rahat da. Baban ayakkabıları alırken o kapıdan çıktı. Burada da yara bandının kağıtları kalmış. Ejine bir portakal suyu sıkıver. Ejine sıkayım. Herkese sıktım. Bu da baktırıyorlar. Gidiyorlar mı şuradan? İyi hadi ben de buraları toplayayım. Evet sabah baban sıkmıştı bana. 3 bardak sıktım sabah. Sana sıkmadık. Ha, makineyi de çalıştırmadık daha. Biraz daha doldur. Kirli bunlar. Şunları elimde yıkayayım ben de. Ben yıkayayım. Bak, sen şey yapma. Ben yıkayayım. Makineyi de çalıştıralım. Senin elinde niye egzama oluşuyor? Egzama deterjanla falan çok önce zamanında oynadığım için herhalde anneciğim. Eldiven ne yap? Tamam eldiven de kullanıyoruz ama nihayetinde iş yerinde de çalışırken eldiveni de çıkartsak böyle sürekli sık sık yıkıyoruz ya. Ondan kaynaklanıyor. Ben yani elimi bir yere değdiğim zaman hemen yıkama isteği duyuyorum. Ben de öyle. Yani çok aşırı derecede böyle bir yıkama isteği oluyor bende. Öyle olunca Çocuk tişörtü gibi. Şey, 7 yıllık tişört mu? Fazla nefes. Maşallah. Güzel. Sizlere şöyle zeytin içine koydum ama dik durmayacak burada. Olmadı. Şey yapalım. Ay. Nereye koydum arkadaşlar? Yok sabah ben içtim ya. Çok lezzetliydi, güzeldi. Rengi. Çok acıktım. Tabii deniz acıktırdı. Yani biz yanımıza yiyecek almadık. Böyle işte çekirdek falan almıştık. Evde kurabiye falan vardı. Dün ben börek yapmıştım. Böreği aldık. Öyle olunca onları atıştırdık. Bayağı da uzun kaldık. Dur bakayım. Şöyle birazcık eğeyim. Mandalina da sıkacağım kızına. Sık. Kızıma mandalina da sık. Yoruluk. Her şey yapayım ya. Denizin onu yaparken çamaşırları toplayayım bari. En güzel olduğu zaman. Nem yok. O Ağustos'ta dışarı çıkamıyorsun ya Temmuz'da. Evet. Gidemiyorduk. Yani sen fazla bir şey kaybettin değil yazın denize girememekle. Biz bile girmiyoruz. Hayır Meral abla bile denize girdik de ne diyor? Bilmiyorum, Haziran, bilmiyorum. Temmuz, Ağustos'ta diyor girmedim denize diyor. Şimdi giriyorum diyor. O yok. Bile hani o sıcağı çok sevmiyor zaten. Bu sene hedef 12 ay girmek.
12 ay. Giremezsin çok soğuk sağlığına. Giderim. Girdiğim zamanlar oldu, balık tuttuğum zamanlar. Ya balık tutarken evet ayrı ama böyle hani sanki yağmur dışarıda hava soğukken de denize girmek hiç aklıma gelmez. 12 ay gireceğiz. Sağlığımız için, ben romatizmalar için. Güzel olur. Al işte sen de onunla yaşamaya. Mecbur. Ha? Diyor ki doktor. Bununla alışacaksın. Yapacak bir şey var mı? Yok. Nem oluyor, sıcak oluyor. Bir de ipsiz sapsız çok oluyor yazın. Şu anda o durum yok. Şu anda sadece gerçekten güneşlenmek ve denizin keyfini çıkarmak isteyenler gelmiş. Aynen. Ya işte görmüyor musun? Geçenlerde Müge Anlı'da Konyaaltı sahilinde oradaki bir olaydan dolayı o zaman işte Almanya'dan, İngiltere'den yani yurt dışından gelen vatandaşlarımız bile denize girdiği zaman onları görünce ürkmüşler yani çoluğunu çocuğunu alıp gitmişler. Şey yazın yerli turist çok oluyor mesela Isparta, Burdur, Ankara İstanbul. Şu anda yerli turistler çekildi. Şeyler var, yerleşik yaşayan Ukraynalılar, Ruslar var ağırlık fark ettiysen denizde. Evet. Bir de onlar Antalya'da yaşayanlar. Onlar Antalya'da yaşayan. Ruslar bugün haberlerde çıktı. Şey yeri haberlerde İlber Ortay'a sürüyor. 20 mi? 200 bin mi dedi Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rus. Onlar tamamen kadar. Savaş bitse de bitmeyecekler. Onlar zaten burada evliler ya. Evet. Evliler. Çoğu evli. Onlar çoğu çifte vatandaş almıştır. Evet. Aynen. Yeter herhalde. Bir bardağı dök. Şu bardağı dök. Kaptırdım gidiyorum ben de. Kaptırdım gidiyorum. Bayağı oldu. Mandalina ağırlık oldu bir de. Sabahki gibi değil rengi bunun. Bu mandalina. Sabahkininki tam böyle şey o... limon suyu gibiydi ama tatlıydı. Güzel. Al hadi. Teşekkür ederim. Ayağın nasıl oldu kızım? Ayağın ağrısı geçti de. Ufak kaza geçirdik. Görün. Evet. Böyle hani çok fazla koşup bir şey yapamıyorum. Ezin bu değil, bundan bir önceki voleybola gittiği zaman ayağını hafif burkmuştu. Burkunca bir iki gün böyle üstüne basarken zorlandı. İşte evde kremler vardı, bandajlar vardı. Hatta okula terlikle gitti. Evet, sardık böyle. İyiydi. Şimdi bandaj falan çıkarttık. Ezilme olmuş herhalde ya da burkulma olmuş orada. Geçenlerde gitmedi voleybola. Ayağım gidemeyeceğim anne dedi. Bugün de biraz daha hani herhalde üstüne bastığı zaman rahatsız olacak gibi. Bir sonrakine giderim ona. Gitmek istedi. Ha, bundan bir sonrakine evet gidersin. İyi hissedersen kendini. Ya da baktım hani daha da kötü. Ama çatlak kırık bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sadece birazcık öyle orada bir şey burkulma var. Zaten. Duramazsın. Aynen. Duramazsın. Ne yiyeceğiz? Tam ben de arkadaşları kapatacaktım da ne yapalım? Hayır, ben de yardım edeyim. Benim yapabileceğim şey olsun. Senin yapacağın yani bilmem. Sen bayağıdır saç yapmıyor musun bize? Saç mı olmam ama. Benim aklımda o var da. Ecrin demesin bekledim ama. Biz hafta sonları yemeğimiz neydi kızım? Saç kavurma. Kıyma sote. Kıymalı sote. Tavuk sote. Yani mutlaka yapıyorduk. Evet. Hadi bugün size şey yapayım ben. Evet. Sen kartı verip gidip gelir misin markete? Gider. Hiç gidesi yok gibi. Gider. Devam eder mi Fingir? Fingirdeşiyorlar derler bizde. Fingirdeşiyorlar derler. Fingirdeştik biz o zaman. Aynen. Evet. Kıkırdama, fingirdeme. Öyle derler işte. Ecem denizi kaçırdın. Annen iki günde yüzüyorsun. Ne güzel. Ne güzel. Ecem doymuş sanırım havuzda. Hiç denize bile gelmek istemedi. Arkadaşlarından vazgeçmedi. Evet. Onlarla beraberdi. Bu arada denizden geldik. Yemeğimizi falan yedik. Ecem'in çalışma masası geldi. Onu kurduk. O da güzelce yerleştirdi. Odasına kitaplarını falan koydu. Gösterelim mi arkadaşlar? Gösterelim. Hadi gösterelim. Kurulumunu yaptık. Aynen. İyi oluyor. Evet ya, gülesi geliyor kızımın. Mutluluktan. Buraya koyduk. Evet. Çalışma masası burada. Sen de ne yapıyorsun? Bu an önce gibi.
Sandalye zaten vardı ya. Hayır, rahat mı ne demek? Sanki kırılacak gibi. Bana ağır geliyor herhalde. Nasıl, hoşuna gitti mi Ejin? Evet. Güzel. Bizim için önemli olan Ejin'in hoşuna gitmesiydi. Yeri de rezil oluyorduk. İnternetten baktık. Bunu gösterdik. Bu güzeldi. Bak şuraya beyaz şey takmayı unutmuşuz Ejin. Orada çekmece de var mutfakta. Takarsın. Bir tanesi çıktıydı da şurada yoktu. Ben buraya yapıştırmıştım. Düşüyor demek ki. Düşüyor, evet. Çıkıyor demek ki onlar. Birkaç kitap fazla koydu. Birkaç fazla çalış. Onlar derin suyun. O 8. sınıf. Ha, 8. sınıf doğru. Ejrimi pardon. Derin su okula gitmiyor. Ama hayır, tekrar test kitabı falan çalışır mı diye ben derin suyun zannettim birden. Bunlar kimi? Ablam. Karıştırmıyorsun değil mi? Yani bu kadar şeyi ne için süreceğinizi onu demek istedim. Bilmem. Ablamız var. Seninki? Bunlar kimin? Ablamın. Seninkiler? Şurada. Bu senince şeymişin. Şurada dedi. Şunlar mı? Evet. Çok az seninki. Ben çok yapmıyorum ki bir şey. Bu kimin? Ben hiç girmem. O da en aldığı sıkıyor. O kimin? Bu kimin? Orada, sanırım o iki raf derin suyun. Diğerleri de zaten ya, işte kitap var. Sadece burada şurası benim. Yani başka bir şey yok. Alttakiler ablanın değil mi? İşte tamam doğru. Bak 9. Ben biliyorum derin suyunu. Onları ablam bana sakladığını söyledi. 9. Ben sonraki sene 9. Ders puanı 3 aşağı 5 yukarı aynı olur. Evet. Yani belirlen ders. 3 sene sonra da gitsen matematik aynı matematiktir. Şimdikileri gördükleri de aynıdır. Evet. Bu da biz yatak odası yapacaktık biz kendimize. Şu şeyinden dolayı. Burada tek göz olduğu için vazgeçtik. Oranın çekmecesi. Orası gardırop değil ki zaten. Yüklük. Yüklük biliyorum işte. Eşyalar bizi ikimizi sığmaz diye. Yorganlar falan var orada. Biz yani, küçük odaya geçtik. Yüklük olunca bakın buraya yorganları koyduk. Alt tarafı boş zaten. Üst tarafta da şu geçenlerde koltukların kollarını çıkarmıştım ben. Onları takın diye. Nereye koysam diyordum. Oraya koydum. Onları takın diyenler var. Onları? Hı. Bence takmayalım. Gerek yok. Yok. Ama her gelende bu şekilde çok güzel olduğunu söyledi. Çok beğendiler. Evet, ben de beğendim ya. O şekilde. Taksak da çıkarın diye olacak. Çıkarsak da takın diye olacak. Yani Meral abla falan da çok beğendi. Yok yani kendilerine toparlandı artık. Bu saatten sonra geçen günkü gibi yapmayız fazla. Herhalde müdahale etmesi böyle kalır gibi geliyor. Dedik ya geçenlerde de zaten müdahale dedim edecek ya. Bir durum yok. Şeyde odada küçük olunca bir şey yapamıyorsun. Sığdık. Sığdık mı? 3 kişi daha gelse yine sığarız. Aynen. Şurası yatmalık güzel oluyor. Tiyatronun karşısında. Evet, biriniz oraya yatıyor, biriniz buraya yatıyor. Ben odamdan çıkıyorum, yanınıza oturayım diyorum. Neyse dedim, rahatınızı bozmayayım diyorum, geri odama gidiyorum. Gel kızım, niye? Kenara koyuyoruz. Yok, gerek yok da şu Filiz'in yanına bir tane armut gibi bir şey alsak. Bir armut. Evet, biliyor musun onları? Aslında ben sana Bulgaristan'dan alacaktım bir tane şey. Büyük, böyle armuda benzer bir koltuk. Şişmeli. Hı hı. Sonra dedim ki o da çok küçük, nereye koyacağız? O yüzden almadım. Hediye alırken sana bakmıştım. Hem de çok uygun bir fiyata aldım. Ama koyacak yer olmadığı için almadım. Aslında şuraya bile koyabilirim. Evet, bizim odaya bile koyabiliriz. O da büyür. Bugün küçük olur, yarın büyük olur. Neyi ne olacağı değişir. Değil mi? Armut bir köşede durur da. Evet. Ama büyüktü o. Ha, büyükse o. Büyük. Sen küçüktü demedin mi? Küçük. Hayır. O da küçük diye almadım ben. Ha, anladım. Armut yani kızım onlar göründüğü gibi olmuyor. Açıldı mı kocaman oluyorlar. İki tane vardı. Biri çok büyüktü. Biri ondan biraz küçüktü ama bu odaya göre gene büyüktü. Anladım. Ama güzel olurmuş alsaydın. Evet, rengi de şöyle. Ama şimdi yapmışlar, kamera şakası yapmışlar. Nerede? Bu short vidalarda oluyor ya, mikrofona böyle yapıyor, biri mesela meyve suyu içiyor böyle, o orada ses çıkarıyor, diye ses çıkarıyor, kafasını kaldırıyor. Bakıyor sağa sola nereden geliyor bu ses diye. Onun gibi. Şimdi sıcak olduğu zaman mecburen biraz ses çıkıyor çay içerken. Evet.
Kahkeye huylandım, ben de içemedim. Kenoğlu kendin de içemedi ya. Hani mecbur sıcak direk ağzına koyamıyorsun. Yani en güzel içme o kız var şu anda. Aynen. Ses şey ses gülüşü yapma. Ece ne yapsın ya? Nasıl gidiyor okul? Dersler nasıl? Bu sene neye gireceksin sen? LGS'ye mi? Evet. Sen istediğin yeri yazdırıyorsun okulda ya. Hiç sıkıntı olmuyor. Adrese dayalı yazıyorlar. Çok çalışır. Tabii çalışman gerekiyor. Başarılı olman gerekiyor ama ona göre bir lise evet, çıkıyor okul, ya. Okul lise ona göre çıkıyor. Aynen. Ya okul her öğretmen eğitimi aynı. Müfredata göre gidiyor. Ha tabii ki çok böyle teşvik daha biraz. Teşvik eden öğretmenler oluyor. Bir çocuk zaten okumak isterse içinde varsa hangi okula yazdırırsan yazdır o çocuk okur bir yerlere gelir. Şeyde sürekli gülüyorsun gülüyor hayırdır. Nereye? Hayır. Ezir. Ne geldi mi? Niye güldüğümüzü de bilmiyorlar. Hayır. Ya, arkadaşlar niye güldüğümüzü biliyor. Mars'a güldük biz. Bak çok sessiz bir şekilde oradan oraya geçiyor. Onu görmediğimizi düşünüyor büyük ihtimalle. Görüşerek gidiyor. Sanki kuş yakalar. Yavaş yavaş. Mars ailemde. Yani okulda sonuçta sen hani işinde var diyorsun da okul önemli. Ne diyorlar? Şimdi bir başarılı okul olursa bu da başarılı tabii diyor. Okul önemli. Çevrede diyor 3 tane zengin arkadaşın varsa diyor. 4. zengin 5 mi? 6. zengin sen olursun diyor. Hayır, hayatındaki 5 çevrendeki 5 insana göre hareketlerin değişip ona göre hayatını yönlendiriyormuşsun. 5 başarılı biri olursa diyor 6. başarılı sen olsun. 5 zengin olursa 6. zengin sen olsun dediği gibi. Hı. Okulda da 5 tane zeki öğrenci 5 tane okul geneli başarılıysa sen yani tabii ki olsun. İşte o öğretmenden şeyden de kaynaklanıyor dediğin gibi. Hı-hı. Okulun başarısı da önemli tabii ki. Ama çocuğun içinde olması da önemli. Evet. Evet. Ama Ejcin spor lisesine yazılmak istiyor. Ben de çok istiyorum spor lisesinde olmasını. Hangisini isterse biz hiçbir zaman onu seç bunu seç diye Deniz Uya da ısrarladık. Ejcin'e de etmeyeceğiz. Bence de spor lisesine yazılsın çünkü ben de eğer yani daha böyle fazla okuyabilseydim tabii ki bizim şeyimizi herkes arkadaşlar biliyor küçük yaşta baba kaybettik annem üçümüzü büyüttü bir beden eğitimi öğretmeni olmayı çok isterdim fiziken de aslında çok yatkındım. Handbol kaptanlığı yaptım. Okurken kuruluş yarışlarına çok katıldım. Yani sporu seviyorum zaten. Bu konuda da çocuklarımı her zaman desteklemişimdir. Yani Deniz bir ara o da voleybola gidiyordu ama o bıraktı. Ejin seviyor, devam ediyor ve spor lisesine gitmek istiyor. Kararı değişmezse arkasındayız. Değişirse de arkasındayız. Hiç sıkıntı yok. O hangi lisede okumak isterse o da okuyacak. Şu anda değişmeyecek mi diyor. Belediyeden kulübe yazdırdık. Fenerbahçe maçlara da çıkıyor. Artık bu dönüş ondan bir yola girdik gibi hissediyoruz. Evet. Geleceğin Zehra Güneş'i. Erbar'a. Hayır. Ebrar mı? Hayır o şeyi seviyordu. Hande. Baladın. Onu seviyor. İkinaydın. Hepsi olur gider. Ben de Zehra Güneş'i beğeniyorum. O kadın bir 98. Ben eldelere çocukların ne olmasını istiyorsun? Ben çocuklarımın çok mutlu olmasını istiyorum en çok. O tabii öteki, ki. Ötekinde çözülür. Sağlıklı ve mutlu olmaları mutlu bizim olun, için her şeyden olun, önemli. Gerisini çözeriz. Bir arada da çözdük. Bilir misin? Evet. Ezin her zaman mutlu maşallah. Allah mutluluğunu bozmasın. Onda hayatında olumsuz bir şey olmayacak. Anında etkileniyor. Evet. Onun da. Ama herkes etkilenir ya. Şimdi onun daha yaşı kaç ki? Daha neler? Yani Allah hiçbir zaman kötü günlerle hiçbir çocuklarımızı Rabbim karşılaştırmasın. Bütün annelerin düşünceleri bu. Ama hayatın akışı ve gidişatına göre değişecek mecburen yaşam şartları zorlaşacak. Yeri geldiği zaman
zorluklardan geçecekler. Önemli olan o zorlukları da çok rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde atlatmaları. Evet. Evet. Onayı verdik. Onayladık. Ben ne dersen şu an onay görüyorum. Ben birinci not yer, sen ikinci not yer. Onay onay. Ben ne dersen onay. Hayır diyebilir. Aynen. Ece şu bileğinde bir yazı yazmışsın. Ne bu? Ha, 7 7 7. Neden? Öylesine. Öylesine mi? Ha. Bunun bir anlamı var mı? Yok. Ne olduğunu anlamadım da şimdi tam dikkatli bakınca 7 7 olduğunu anladım. 7. 777. Evet. Okul numarası değil. Okul numaram başka bir şey. 600 bir şeyler sanki. Evet. Değil mi? 600 ama 600 kaç bilmiyorum. 606. Evet. Evet dedim ya. Evet, evet hayır yarışması mı oynasak? Hemen kaybedersin sen. Ha? Evet. Kaybetmem. Emin misin? Eminim. Gel oynayalım. Oynayalım mı? Sen hiç oynamadın. Ben soracağım. Hiç oynamadık değil mi bugüne kadar? Oynadım. İlk ben soracağım. 3 defa mı? Adım Berlin mi? Evet. Berlin Kurt. Evet diyeceksin. Evet demeyeceğim. Hayır hiç evet. Hiç ya. Evet ve hayır demeyeceğim. Sen oyunu bilmiyor musun? 4 kere dedin evet ve hayır. Demedim ki. Daha. Ama sen sana cevap vermek için. Ben Ejin'le oynayayım. Ne diyordun? Unutturacaksın. O konudan konuya geçeceksin ki aklını karıştıracaksın. Ben voleybolcu muyum? Evet. Sen voleybolcusun ve çok güzel oynuyorsun. Sağ ol. Baba aklıma soru gelmiyor. Sen de sor. Baban şimdi aklımı iki dakikada karıştırıyor. Zaten normalde de voleybolcu musun desen evet deme, evet de hayır verecek bir cevap değil hani o sonucu. Tamam sen sor. Ne şey sorayım ben? Sor. Sor. Dersen? Dersem kaybederim. Tamam. Sorun ya boş ver kaybettim. Bak vazgeçti. Onu ben yalnızken sıkıştırırım seni. Kapatınca oynayalım ben. Aynen hadi. Bugün uyuyasaya kadar evet veya hayır demiyorsun. Anlaştık mı? Yok onu yapamam. Unuturum çünkü. En çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi bunlar sanırım. Ejin çok kolay bak. En çok evet. Ejin kullanıyor. Bırakırım. Bak bıraktım. Tamam geri alabilirsin şaka. Baban yine öpürdü. Ne yapalım müsaadenizi isteyelim mi arkadaşlar ben? İsteyelim. Bugün de bayağı bir yorucu bir gündü bizim için. Denize gittik, Meral ablalarla güzel bir eğlendik. Çok güzel vakit geçirdik. Bayağı bir oturduk saatlerce güneşin. Güneşledik. Tadını çıkardık. Güneş vitamini 6 aydır almıyordum. Sanırım 2 günde depoladım. 6 aydır i̇yi almadım. Geldi. Çok iyi geldi. Yani o kadar çok vücudum ısınmış ki bu 2 günde üşümem geçti sayılır. Tabii ki. Ve ilaçlarını da kullanıyorsun. Vücudun dengeleri evet. Yerine gelmeye başladı. Yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Mesela bu kulağımdaki o karıncalanma hissi gitti. Uyuşukluk diyeyim artık. Bazı arkadaşlarda da o oluyormuş. B12 eksikliğinden kaynaklandığına tamamen kanaat getirdim onu. Benim sınıfta bir tane arkadaşım var. B12 eksikliği varmış. Şuralarında vitamin var. Böyle. Nasıl vitamin? Hani böyle siyah bir şey. Şöyle yuvarlak. Hı. Böyle yapışkan bir şey galiba. Şu iki tane kulağın arkasında vitamin var bu şekilde. Ha, hiç görmedim daha önce. Yani ben bugün sordum neden takıyorsun diye. B12 eksikliği vitaminde. Allah Allah. Değişik bir B12 takviyesi. Biz hapla alıyoruz onu. Ben iğneyle alıyorum. Sen iğneyle alıyorsun. Baban neler? Değişik değişiklikleri var. Bana gerek yok. Sana zamanı gerek var. Yok. Maşallah. Allah B12 vitaminini eksik etmesin. Hiç vitamin eksik etmesin. Anneciğim çok zor çünkü. Yani kansızlık da öyle. Vücuttaki lazım olan vitaminler eksildiği zaman her arkadaş zaten mutlaka yaşamıştır. Kan değerleri B12, işte D vitamini. Sana güneydi. Eşi sana bugün çok güldü. Bana çok güldü güzel. Evet. Yani hepimizin vitamini bol bol olsun. Hiç eksilmesin çünkü bol çok kötü. Günler. Bol vitaminli günler. Bol vitaminli akşamlar. Tamam mı? Bir dolaşken bakabilirsin doğru bir kendini toparla. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.